Geçtiğimiz günlerde TECNO Camon 19 serisinin Neo modelini incelemiştik. Şimdi de sıra geldi Pro modeline. Başlıkta da yazdığım gibi bu telefonun bazı noktaları beni olumlu anlamda şaşırttı. İlk olarak onları özetleyerek başlamak istiyorum. Ardından tabii ki detaylara bakacağız. Şimdi öncelikle TECNO diyor ki arkadaşlar, bu telefonun ön yüzünde yer alan ekran çerçevesi 0.98 mm incelikle endüstrinin en ince çerçevesi. Bu bilgi biliyorsunuz genellikle akıllı telefon üreticileri tarafından paylaşılmadığı için hani diğer modellerde ortalamada kaç milimetrelik bir ekran çerçevesi yer alıyor bilmiyorum ama Camon 19 Pro modelinin özelinde baktığımızda gerçekten ön taraftan baktığınızda çerçevelerin çok ince oluşu hem dışarıdan görünümü olumlu anlamda etkiliyor hem de tabii ki bir dizi izlediğinizde, film izlediğinizde ya da telefonun ara biriminde gezip işte oyun oynadığınızda ekran deneyimi gerçekten ön taraftan baktığımızda daha güzel olmuş. Benim de telefonla alakalı en beğendiğim detaylardan biri bu oldu. Tasarım noktasında ilginç olan konulardan bir diğeri, şimdi benim videoda arkadaşlar göreceğiniz Camon 19 Pro'nun siyah versiyonu. Düz siyah, çok ekstra bir özelliği yok görünüm anlamında ama internette kontrol ettiğimde Türkiye'de de satılan Mondrian diye telaffuz ediliyor zannediyorum. Özel bir renk seçeneği var. Bu renk seçeneğinde normalde telefonun arka yüzeyi beyaz ve parçalı bir yapıda. Siz güneş ışığının altına çıktığınızda bu parçalı yapının bazı bölümleri mor, mavi, pembe gibi farklı renkler alıyor ve genel anlamda dışarıdan baktığınızda çok ilginç ve bence güzel görünüyor. Bu arada tabii ki bu model benim elimde olmadığı için internette bulduğum başka bir YouTuber'ın videosunu vereceğim şuraya bir yere. Kısa vermeye çalışacağım telif yememek için. Ona da belirtmiş olayım. Bu arada telefon bu tasarımla beraber ikisi Avrupa merkezli olmak üzere toplamda 3 tane ödül almış. Onu da belirteyim. Şimdi telefonun olumlu anlamda beni şaşırtan son noktası arka kamerası oldu. Çünkü ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde. Samsung'un S5KGWB isimli sensörünü kullanıyor. Ve beni şaşırtan noktalardan bir tanesi bu fiyat segmentinde, bu düzeyde genellikle optik imaj sabitleyici görmüyoruz. Ana kamerada hem optik imaj sabitleyiciye yer vermişler hem de lazer otofokus desteğine yer vermişler. Yapmış olduğum sonuçlarda kameranın diğer detaylarına birazcık ilerlerde geleceğiz ama benim şaşırdığım nokta şu oldu. Şimdi ana kamera birincisi f1.6 diyafram değerinde ve sensör dizilimi sayesinde gece çekimi anlamında çok iddialı bir akıllı telefon ve yine kendi bulunduğu fiyat segmentindeki diğer rakiplerinin sonuçlarını da bildiğim için fotoğraf anlamında gece çekimlerinden bayağı memnun kaldım. Şu parantezi de açayım, hani cihazı alacak olan insanlara bir ön bilgi vermesi adına. Fotoğrafı çekmeden önce ekranda gördüğünüz ön izlemeye takılmayın. Süper gece moduyla beraber gece saatlerinde düşük ışıkta fotoğraf çektiğinizde akıllı telefon önce bir uzun pozlama yapıyor. Uzun pozlamanın ardından sanıyorum ki yapay zekanın da gerçekten iyi çıkartmasıyla beraber elde edilen sonuçla sizin daha fotoğrafı çekmeden ön izlemede gördüğünüz görüntü arasında bayağı dağlar kadar fark var. Cihaz çok güzel bir şekilde yapay zekayı kullanıyor. Fotoğrafta da optik imaj sabitleyici devreye giriyor. Çünkü biliyorsunuz uzun pozlamada OIS vesaire olmadığında elinizdeki minimal titremeler bile uzun pozlama yapıldığı için fotoğrafa etki eder. TECNO Camon 19 Pro'nun iyi anlamda beni şaşırtan bir diğer özelliği de gece çekimleri oldu. Zaten ekranlarınıza bol bol fotoğraf örneklerini getirdim. Şimdi bu benim olumlu bulduğum genel özetten sonra biraz daha detaya inelim. Tasarımla başlayalım. Dediğim gibi farklı modelleri var. Bu videoda göreceğiniz siyah model. Bununla beraber dediğim gibi renk değiştirebilen özel bir beyaz rengi var. Bir de mavi renkli seçeneği var. Gördüğüm kadarıyla şu anda Türkiye'de üçü de bulunabiliyor. İnternetten arama yaptığım zaman. Onun dışında parmak izi sensörümüz yine yan taraftaki güç tuşuna entegre bir şekilde konumlandırılmış. Aynı zamanda ön kamera yardımıyla beraber yüz tanımayı da kullanabiliyorsunuz. Ben parmak izi sensörünü biraz daha kararlı buldum ve telefonu kullanırken de genellikle parmak izini tercih ettim. Onu belirteyim. Telefonda mono hoparlör var. Hemen alt tarafta 3,5 mm'lik kulaklık girişi ve USB Type-C'nin hemen yanında mono bir hoparlör var. Yaptığım testte 100 desibelin üzerinde bir sonuç veriyor. Ses çıkış gücü anlamında iyi ama tabii ki Pro modelde olduğu için stereo hoparlör olsaydı tasarım anlamında daha iyi olurdu ama mono bir hoparlöre yer vermişler. Onun dışında bizim Neo modelinde de gördüğümüz aslında bu ikili halka kamera tasarımı aynı şekilde devam ediyor. Sadece burada daha büyük sensörler var. Üst tarafta videonun başında söylediğim 64 megapiksellik ana sensörümüz var. Optik imaj sabitleyici destekliyor. Onun altında yardımcı kameralarda bir tane 50 megapiksellik telefoto var. Bu da portre çekimlerinde isterseniz 2x yakınlaştırmayla beraber hem daha yakın hem de tabii ki isterseniz daha uzak portreler çekebilmenizi ve aynı zamanda telefonla portre modu haricinde de zoom yapabilmenizi sağlıyor. Onunla beraber de bir tane daha yardımcı kameramız var. Ekran tarafında yine büyük ekranlı bir akıllı telefon, Neo modeline benzer olarak 6.8 inçlik bir ekran boyutumuz var. Zaten ekranla alakalı benim en beğendiğim konuyu videonun başında söyledim. 0.98 mm'lik inceliğiyle dışarıdan baktığınızda çok güzel görünüyor. IPS LCD bir panel kullanıyor. 120 Hz'e kadar yüksek tazelemeyi destekliyor. Siz telefonun ayarlar menüsünden isterseniz 120 Hz olarak çalışsın, 60 Hz olarak çalışsın. İsterseniz de yaptığınız işe göre YouTube'da bir video izlediğiniz zaman YouTube'da yüksek tazeleme desteği olmadığı için 60'a geçiyor telefon. Destekli bir 120 Hz'lik oyuna geçtiğinizde de otomatik olarak ekran tazelemeyi 120 Hz'e çıkartıyor. Ekranla alakalı tek eleştirim, bu aralar biliyorsunuz birazcık güneşli günler yaşıyoruz her ne kadar kışa girmiş olsak da. Güneş ışığının altında görülebiliyor tabii ki 460 nitle ama birazcık yansıma yapıyor. Nit konusunda birazcık daha yukarılarda olsaydı iyi olurdu. Onun dışında genel ekran deneyimi başarılı. Bazı insanlar yine tabii şey diyebilir, biliyorsunuz IPS'ciler ve AMOLED'ciler olmak üzere ikiye ayrılıyor ekran konusunda. Bu telefonda IPS LCD bir panel tercih edilmiş. Onu belirteyim. Donanım tarafında bizim bu sene pek çok farklı akıllı telefonda da gördüğümüz Mediatek'in Helio G96 işlemcisi var. Biliyorsunuz ben de son dönemde çektiğim videolarda sıklıkla söylüyorum. Fiyat performans akıllı telefonlarında İşte G85 ve üzeri Mediatek işlemciler iyi tercihler çünkü hem fiyat performans akıllı telefonlarda oyun deneyimini de belli bir oranda alabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki arayüzde gezinme, uygulama kullanma vesaire konusunda da iyi performans gösteren işlemciler. İki oyun test ettim her zaman olduğu gibi bunlardan biri PUBG Mobile. HD grafik ayarında yüksek kare hızı ayarıyla beraber oyunu akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Diablo Immortal denedim. 2 grafik ayarında da oynatıyor. 30 FPS olarak isterseniz medium'da, isterseniz de high'da oynayabiliyorsunuz. Her iki şekilde de test ettim. Dediğim gibi her iki sürümle de oyun oynanabiliyor. Ama özellikle Diablo Immortal'da sahnelerde çok böyle kalabalık yaratık gruplarının geldiği zamanlarda biraz daha telefonun o oyunu akıcı oynatabilmesi için medium bence daha doğru bir tercih. Ama teknik olarak ikisiyle de oynanabiliyor mu? Oynanabiliyor. Onu belirteyim. 8 GB'lık bir RAM kapasitesi ve 128 GB'lık da bir dahili depolama alanı ile geliyor. Yine artı 5 GB isterseniz sanal RAM özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz ama bence zaten 8 GB RAM'li bir akıllı telefonda pek ihtiyaç olmuyor. Gayet 8 GB RAM bu telefon için fazlasıyla yeterli. Depolama anlamında da 128 GB olması güzel. Şimdi kamerada videonun başında gece çekimlerini vesaire gösterdim ana kamerayla. Birazcık diğer konulardan da bahsedeyim. Video tarafını konuşmadık, ön kamerayı konuşmadık. Video tarafında maksimum 2K çözünürlüklü videolar çekebiliyorsunuz ana kamerayla beraber ve video modlarının içerisinde ultra stabil modu diye ayrıca bir seçenek var. Eğer bu seçenekle beraber titreşimlerden çok daha az etkilenen bir video çekmek istiyorsanız çözünürlük 1080p'ye düşüyor. Ama zaten normalde 2K olarak da optik imaj sabitleyiciyi kullanarak videolar çekebilirsiniz. Eğer sizin için sallantıdan ziyade videonun çözünürlüğü daha iyiyse, eğer çok sallantılı bir video çekecekseniz 1080p'ye düşürüp sallantıyı çok ciddi şekilde düşürebiliyorsunuz. Ön tarafta da yine nokta çentik olarak yer verilmiş ve tahmin ediyorum ki Neo modelinde de kullanılan 32 megapiksellik bir selfie kameramız var. Yine yazılımsal olarak, portre olarak da fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ekranlarınıza yine örnekleri getirdim. Son olarak bataryadan bahsedelim. 5000 mAh'lik bir batarya kapasitemiz ve kutu içerisinden de 33 Watt'lık bir hızlı şarj desteği çıkıyor. Bu hızlı şarj desteğiyle beraber yaklaşık 65 dakikada yani 1 saat 5 dakika, 1 saat 10 dakika gibi bir sürede telefonun bataryasını %0'dan %100'e aktarabiliyorsunuz. Unuttuğum bir şey var mı diye genel olarak bakıyorum ama galiba önemli olan her noktayı söyledim. En son kontrol ettiğimde 8.500 lira bandındaydı. TECNO Camon 19 Pro modelinin her rengi hemen hemen aynı fiyatı. 8.500 lira bandında satılıyor. Eğer 10.000'lere çıkamıyorsanız, yani 10.000 ve üzerlerine çıkamıyorsanız ve daha alt seviyelerde böyle bir fiyat performans telefonu tercih etmek istiyorsanız, artılarını da söyledim, eksilerini de söyledim. Bence alınabilecek bir akıllı telefon. Genel toplamda fiyat performans olarak hiç fena bir telefon olmamış. Siz de her zamanki gibi yorumlarınızı aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.